platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Londra ile devam ediyoruz. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Hekim bizimle. Derya Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar dilerim. Hoş bulduk Aykan. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi hemen haftanın en kritik verisi üzerine başlayalım sohbetimize. İstihdama baktığımızda Mart ayında son bir yıla yakın sürenin en güçlü artışını kaydetti. İşsizlik oranında bir düşüş söz konusu ve anlıyoruz ki iş gücü piyasası ekonomiyi destekliyor. Peki bu bize Fed'in faiz patikası adına ne ifade eder? ABD ekonomisinde güçlü sinyaller gelmeye devam ediyor aslında. Yani biz bunu bir süredir izliyoruz. Yani enflasyondaki düşüş yavaşladı. İş gücü piyasasında bugün tarım dışı istihdam verisinde gerçekten şaşırtıcı derecede yüksek bir veriyle karşılaştık. Öbür taraftan işsizlik oranı tarihi düşük seviyelerinde yine gezinmeye devam ediyor. Bir miktar yükselmişti geçen ay 3.9'a çıkmıştı ama oradan sonra tekrar geri çekildi 3.8'e geldiğimizde. Tüm bunları değerlendirdiğimiz ABD ekonomisinin güçlü büyümeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Ben biraz şeye de bakıyorum. Atlanta Fed'in GDP Now modeli var. Yani o modelde bir miktar şu anki verilerle bu çeyreğin ne kadar bir büyümeyle sonuçlanacağını tahmin etmeye çalışıyor Atlanta Fed. Orada da hala %2,5'luk bir büyüme öngörüyor. Dolayısıyla şu an için hala Amerikan ekonomisinin canlılığını devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi ama verinin iki tarafı vardı. Ücretler tarafı, bence ücretler tarafı da çok önemliydi. Çünkü Fed'in kararında baskın rol oynayan noktalardan bir tanesi de saatlik ücretlerdeki artışlar. Saatlik ücretlerdeki artışlara baktığımızda çok ciddi bir yükseliş, orada bir yükseliş yok. Yani aylıkta böyle ufak bir şey olsa da çok ciddi bir yükseliş görünmüyor. %4.1. Hala şunu söylemek lazım. Burada %2 hedefiyle olacak ücret artışının %3.5'tan çok uzakta olduğumuzu, ancak burada da çok yüksek, hani bu yüksek istihdama rağmen GDP şey tarafında, bu ücretler tarafında da çok ciddi bir baskı yaratmıyor. Şimdi burada önemli bir faktör olmuş Amerika ekonomisi içerisinde, 2003 yılı içerisinde. Ben bunun etkili olduğunu da düşünüyorum. Burada çok fazla Amerikan ekonomisinin 2023'te çok fazla göçmen aldığını gördük. Dolayısıyla aslında bir taraftan artarken, yani burada istihdam artarken, bunların genellikle iş gücü arzındaki artışla karşılandığını görüyoruz. Bir taraftan da bu AI'ın getirdiği bir productivity artışı, bir verimlilik artışı var. Yani bu ikisi güçlü büyümeye destek sağlıyor. Şimdi gelelim Fed'in ne zaman faiz indireceği konusuna. Bu nokta işte biraz karışıyor o zaman. Fed bu çok acele etmek istemeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten henüz daha çekirdek enflasyonda bir miktar katılık devam ediyor. Hizmetlerde yeterince aşağıya gelemedi. PCE'de öyle, yani istediği ölçüde değil, istediği ölçüde bir düşmeyi sağlayamadı. Burada biraz gecikmeli etki olduğunu görüyoruz. Yani hizmetler kesiminde, barınmada biraz bir miktar daha geç başladığını görüyoruz aslında yükselmeye. O noktada biraz daha katılık sürüyor anlaşılan. Ben zaten çok fazla Haziran'da düşürecek diye beklemiyordum. Benim aslında temel beklentim Fed için Eylül ayı gibi. Hatta bunun Jackson Hole'da da bir iletişiminin yapılabileceğini, ondan sonra başlanabileceğini düşünüyorum. Çünkü ben Fed'in çok acele etmek istemeyeceğini düşünüyorum. Bu noktada erken bir faiz indirimi ne yazık ki daha sonra oluşabilecek riskleri, yani enflasyon üzerindeki riskleri, ki bugün görüyoruz ki petrol fiyatlarında da bir yükseliş başladı. Jeopolitik riskler her an var. Öbür taraftan Trump'ın seçilme ihtimali yaklaşıyor. Bütün bunları göze alarak bence biraz daha ihtiyatlı davranacaktır diye düşünüyorum. O noktada da ben temel beklentim benim Eylül ayı gibi bir faiz indirimine gitmesi Fed'in. Hocam şimdi tabii dünyanın büyük merkez bankalarından başlamamın bir sebebi var. Sözü günün sonunda bizim ekonomimize getireceğim ama elbette bizim ana ihracat pazarımız olduğu için biraz Avrupa bölgesi, buradaki faiz politikasını da konuşmakta fayda var. Ekonomistlerin bu konudaki görüşlerine bakarsak, şayet yabancı ekonomistlerden bahsediyorum. Genel kanı şu yöndeki: Haziran ayında faiz indirimlerine başlar Avrupa Merkez Bankası. Yılın sonuna kadar da 4
4 adet olmak kaydıyla 25 arbaz puanlık faiz indirimi yapar şeklinde. Tabii ki dediğim gibi bizim için önemli bir gelişme olur. Ne beklersiniz Avrupa Merkez Bankası cephesinden? FED'de ne kadar geç bekliyorsam aslında Avrupa Merkez Bankası'nda da o kadar daha çabuk bekliyorum. Yani daha çabuk bir şeyler olabileceğini bekliyorum. O da şu nedenle Avrupa şu anda enflasyonla mücadelesinde bayağı başarılı olmuş durumda. %2.5'in altına kadar indirdi enflasyonunu. Anlaşılan orada da kalacak. Tabii onun için de aynı riskler hala geçerli. Petrol fiyatındaki yükselişler bir risk olarak duruyor ama öbür taraftan baktığımızda gerçekten Avrupa ekonomisinde resesyonun kıyısında böyle ilerleyen bir Avrupa ekonomisi görüyoruz ne zamandır. Almanya ekonomisine, Alman ekonomisine baktığımızda da sıkıntılar sürüyor ve bu dönem yine büyüme beklentilerinin 2024 için Almanya ekonomisinde aşağıya çekildiğini görüyoruz. Dolayısıyla ne yazık ki burada Amerikan ekonomisi gibi güçlü bir Avrupa ekonomisi yok. Daha sıkıntılı bir Avrupa ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla ben Fed'in elinin ne kadar rahatsa Avrupa Merkez Bankası'nda elinin o kadar sıkışık olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan çünkü Fed'le şeyi karşılaştırdığımda, Avrupa Merkez Bankası'nı karşılaştırdığımda Avrupa Merkez Bankası'nın daha enflasyonla mücadele ederken maliye politikası desteği de diyebilirsiniz buna. Maliye politikası desteğiyle de birlikte enflasyonla mücadeleye devam ettiğini ama öbür taraftan maliye politikasının büyüme açısından kısıtlayıcı olduğunu görüyoruz Avrupa'da. Ama Amerika'da bu böyle değildi ABD'de. Yani maliye politikası aynı zamanda bu Biden'ın getirdiği birbiri ardına sanayi politikaları, teşvikleri onlar da büyümeyi destekledi. Şimdi dolayısıyla Avrupa tarafında yapılacak iş ancak bir miktar faiz indirimiyle birlikte başlayıp biraz daha piyasaları daha fazla canlandırmaya çalışmak olacak. Bu tabii ki bizim için oldukça olumlu. Yani ben FED için daha geç başlayacağını düşünüyorum ama Avrupa Merkez Bankası için Nisan en geç yani herhalde Avrupa Merkez Bankası'nın bu Mayıs gibi bir faiz indirimine başlayacağını düşünüyorum. Çünkü bir de şunu da unutmayalım. Avrupa Merkez Bankası birçok ulusal merkez bankasından oluşuyor. FED'deki kadar daha böyle homojen bir yapısı yok Avrupa Merkez Bankası'nın. Farklı ülkeler, farklı çıkarlar dolayısıyla tek bir para politikası altında yönetilmeye çalışılıyorlar. Görüyorsunuz bazı Avrupa Merkez Bankası başkanlarından ki ulusal kendi ekonomilerini düşünerek bazı açıklamalar geliyor. Bu Yunanistan'dan gördük, İtalya'da yeni seçilen Merkez Bankası başkanından gördük. Bunun gibi buradan çatlak sesler çıkmaya başladı. Bunların karşısında da baktığınızda Almanya ekonomisi en fazla fiyat istikrarını savunan ekonomidir. Onun da zaten durumu ortada. O da resesyona yakın. Dolayısıyla ben çok fazla bir sıkı para politikası savunucusu olacağını düşünmüyorum bu süreçte. Haliyle ben Avrupa Merkez Bankası'nın çok daha önce başlamak durumunda kalacağını söylüyorum. Bunu uzun süredir de söylüyorum aslında ben. Çünkü Avrupa ekonomisinin gidişatı belli oluyordu. Şimdi de daha hızlı bir mali sıkılaşmaya girdiler, bir kemer sıkma dönemine girdiler. Dolayısıyla bu da para politikasının daha erken gevşeme ihtiyacını doğurdu. Peki hocam, şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın olası Fed gevşemesi ve beklenen Avrupa Merkez Bankası gevşemesi sürecinde sıkı duruşunu koruması sizce önemli mi? Yoksa gidişata baktığımızda bizim indirim yapmak için yeterli bir alanımız yıl sonuna doğru oluşur mu? Parite açısından, faiz paritesi açısından önemli olacaktır tabii. Yani bir buraya fon akışını başlatması için yüksek faiz veren bir Türkiye, aynı zamanda da risklerini düşürmüş bir Türkiye, öbür tarafta ise faizleri düşürmüş bir Avrupa ve Amerika var. Yani dolayısıyla bu noktada fon akımını başlatacak önemli bir gelişme olacak bizim için. Bizim de zaten muhtemelen faiz indirme sürecini bu yıl düşünebilmemiz en erken bu yılın sonları diye düşünüyorum ben. Yani şu anda bunu gündeme bile getirmek aslında çok daha anlamsız. Bizim daha biz tepe noktasını bile görmediğimiz bir durumdayız. Dolayısıyla biz bu arada onlar faiz indirmeye başladığında yüksek faiz durumunda kalacağız birlikte. Ve bu da Türkiye'yi cazip hale getirecektir. Aynı zamanda küresel likidite koşulları da rahatlayacak. Ve dolayısıyla burada bir fon akımlarının başlaması için zaten ben şu anda da başlayacağını düşünüyorum ama burada hareketlenmesi için, ivmelenmesi için uygun bir ortam olacak.
Dolayısıyla o noktadan sonra da bence Türkiye'nin eli daha da rahatlayacak. Yani bu programa uymak, TL'nin değer reel olarak değerlenmesini sağlayabilmek, Merkez Bankası'nın rezervleri açısından Merkez Bankası'nın rezervlerini doldurabilmek ve o noktada daha pozitif gelişmeler sağlayabilmek için burada faiz indirimleri sürecinin ne kadar erken başlarsa bizim için o kadar iyi olur. Avrupa tarafında da üstelik hani bu ekonomilerin bir miktar daha büyüyebileceğini, en azından resesyondan kurtulabileceğini görürsek o zaman bizim dış talebimiz de daha normal olacaktır, daha iyi olacaktır. Bu da bizim içeride bu sıkışmışlığımızı bir miktar önüne geçecektir. Hocam şimdi bugün Sayın Bakan'ın orta vadeli programın oldukça da altında bir seyirde cari dengeyi sağlayacağız açıklaması vardı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Bu konuya ilişkin de yorumlarınızı alabilir miyim? Yani bizim aslında aynı paylaşımın içinde yer alan büyümeye ilişkin de sağlıklı, istikrarlı ibaresi vardı. Tüm bunlara genel çerçevede baktığımızda enflasyon büyüme ödünleşmesi konusunda ekonomi yönetimi rotasını sağlam bir şekilde çizdi diyebilir miyiz? Yoksa hala sizce o nokta Türkiye ekonomisi için soru işaretleri barındıran bir nokta mı? Ne yazık ki ben mesela cari açık konusunda, dış ticaret açığı konusunda bakanın evet böyle gerçekten OVP'nin belki altında bitiririz gibi bir açıklaması var. Doğru olabilir ancak bu biraz suni bir taraftan da gidiyor. Çünkü baktığınızda altında kota var şu anda değil mi? Altın ithalatında kota var ve buradaki iyileşmenin önemli bir kısmı buradan geliyor. İkincisi zaten burada şu ana kadar enerji fiyatlarında da bir iyi gidiş vardı. Yani şu an bu geçtiğimiz aylara kadar daha düşüktü enerji fiyatları ama bundan sonra yükseleceği benziyor. Yani haliyle baktığımızda önümüzde biraz sıkıntılı bir süreç olabilir bu açıdan. Ekonomik büyüme açısından dediğimizde ise eğer biz gerçek bir sıkılaşma yapmak istiyorsak ki burada Merkez Bankası'nın bizim önümüze sunduğu patikada bundan sonra aylık enflasyonların %3 ve daha sonra %2 ve 1,5'a düşmesi gerekiyor. Şimdi biz gerçekten bunları başarabileceksek o zaman daha ekstra bir sıkılaştırma belki ihtiyacımız olacak. Mali taraftan bir sıkılaştırma yapmamız gerekecek. Haliyle bunlarla birlikte nasıl sağlam bir büyüme gerçekleştireceğiz? Açıkçası bu biraz kafa karıştırıcı oluyor ve hala hani büyümeye bu kadar fazla odaklanıyor olmak da bir miktar aslında programı açısından endişelerin oluşmasına neden oluyor denebilir. Çünkü bizim burada öncelikli hedefimiz neydi? Öncelikli hedefimiz enflasyonla mücadele etmek. Dolayısıyla enflasyonla mücadele ederken de bir miktar büyümeden feragat etmemiz gerekiyor mu? Maalesef bir miktar büyümeden feragat etmemiz de gerekebilir. Çünkü biz şu anda daha bakın hala tepe noktasını bile görmedik enflasyonun. En iyi ihtimalle ki ben Merkez Bankası Başkanı'nın bize sunduğu %3, %2 patikasıyla hesapladığımda yıl sonunda enflasyonu biz ancak %40'a düşürebiliyoruz. Ki böyle bir sıkılaştırma yapabilirsek. Şu anki sıkılaştırmanın bu düzeyde bir enflasyon için yeterli olmadığını düşünüyorum ben. İlerleyen dönemde ya sıkılaştırmanın dozu bir miktar daha artmak zorunda kalacak, ya maliye politikasından bir miktar daha destek verilmek zorunda kalacak. O da bunların ikisi birden büyüme açısından oldukça negatif önlemler olacaktır. Önümüzdeki sürecin de hocam 4 sene seçimsiz olması peki bunun için sizce yeterli zemini sağlıyor mu? Evet tabii 4 sene seçimin olmaması bizim için önemli. Çünkü seçim öncesinde her zaman bir seçim ekonomisi uygulanması riski var. Ancak yine bir referandum tartışmaları dönüyor biliyorsunuz. İnşallah ben hani tekrar bir referandum tartışmasıyla yeniden bu sürecin bölünmemesini ve bu referandumda politikacıların çünkü referandumda kendi istedikleri kararların çıkabilmesi için popülist politikalara başvurma olasılıkları çok yüksek. Böyle olmamasını dilerim. Çünkü biz zaten hem insanlar da yoruldu bu seçim sürecinden hem de artık bu politikaların düzgün bir şekilde uygulanması için beklentiler açısından da böyle. Beklentilerin de düzgün bir şekilde yönetilebilmesi için bizim seçimsiz, ay seçim olacaktı bir acaba yeniden bir politika değişikliği olacak mı beklentisine girmeden enflasyon bekleyişlerimizi oluşturmamız gerekiyor. Zaten Türkiye'deki en temel problemlerden bir tanesi halkın enflasyon bekleyişlerinin ne yazık ki düşmüyor olması. Halkın kur bekleyişleri de böyleydi ve bu biliyorsunuz bize son dönemde
son 3 ayda 25 milyar dolar civarında bir rezerv kaybettirdi. Yani bizim burada yapabileceğimiz, atabileceğimiz her adım, işte bu her seçim adımı veya her referandum adımı bunların tekrar gündeme gelmesine neden oluyor ve bizden bunların maliyeti çok ağır oluyor. Sadece seçim ekonomisi açısından değil, bizim ekonomimizin dengesini bozuyor. Bakın bu seçim öncesinde mali seçimlerde ama bu seçim öncesinde gördüğünüz gibi birçok denge bozuldu. Birçok bekleyiş değişti. İster istemez daha önceden böyle tecrübeleri olan ekonomik birimlerde bekleyişler oluştu. Enflasyonla ilgili, kurlarla ilgili ve bunun maliyeti bize oldukça ağır oldu. Belki yani tekrar bir faiz artışına bu kadar hızlı gitmeyebilirdik. Yeni bir faiz artışına gitmek zorunda kaldık. Dolayısıyla ben artık umuyorum ki bunları arkada bırakırız ve önümüzde programa sadık bir şekilde devam eden ve böylelikle programa ne kadar sadık kalırsak bu bizim bekleyişlerimizin de oluşmasına, bizim enflasyon bekleyişlerimizde gerçekleşen enflasyonun daha kolay uyum sağlamasına neden olacaktır. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Derya Hekim Hocam, çok teşekkür ediyorum, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi haberimize devam ediyoruz. Japonya Maliye Bakanı Suzuki, yenin değer kaybetmesine karşı uygun önlem alma konusunda kararlı olduklarını söyledi. Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda ise 2024 yılının ikinci yarısında da faiz artırımı ihtimalinin sinyalini verdi. Japonya ekonomisinin önde gelen isimleri faiz artırım sinyallerini ve yenin değer kaybına yönelik atılacak adımları değerlendirdi. Japonya Maliye Bakanı Shuniki Suzuki, döviz kurundaki sert hareketlerin istenmeyen bir durum olduğunu ve hükümetin yendeki değer kaybına karşı uygun önlem alma kararlılığının olduğunu ineledi. Suzuki, döviz kurlarının temel göstergeleri yansıtacak şekilde, istikrarlı bir şekilde hareket etmesinin önemli olduğunu belirterek aşırı oynaklık istenen bir durum değil dedi. Suzuki ayrıca aşırı döviz hareketleri hiçbir seçeneği göz ardı etmeden yanıt vermeye hazır olduklarını söyledi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise yendeki keskin hareketlere karşı herhangi bir seçeneği dışlamadan uygun şekilde hareket etme sözü verdi. Kishida, para birimlerinin temellere dayalı olarak istikrarlı bir şekilde hareket etmesi önemlidir ve aşırı oynaklık arzu edilen bir durum değildir. Hükümet döviz piyasasını aciliyet duygusuyla izliyor ve herhangi bir seçeneği göz ardı etmeden aşırı hareketlere karşı uygun şekilde hareket edilecektir dedi. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, 2024 yılının ikinci yarısında faiz artırma ihtimalini sinyalini verdi. Ueda, geçen ay Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 2007'den bu yana ilk kez artırmasının ardından yaptığı ilk medya röportajında, bankanın enflasyon hedefine ulaşma olasılığının yazdan sonbahara kadar istikrarlı bir şekilde artacağını söyledi. Bu açıklamalar, Japonya Merkez Bankası'nın faiz artışlarını tekrar artırmadan önce ücret artışlarının dağılımını ve bunların hizmet fiyatları üzerindeki etkisini doğrulamak istediğini gösteriyor. Böylece programın da sonuna geldik. Herkese keyifli, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Aynı zamanda şimdiden güzel bir bayram geçirmenizi de diliyorum. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.